Sizce yapılan transferler, yeni başladı tabii, Fenerbahçe için söylüyor, İlk 11 kalitesini artırdı mı? Bence artırmadı demiş. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Manisa'dan, Salihli'den mesaj göndermiş bize. Ya ben Burak'ın kaldığı yerden devam edeyim. Teknik bir altyapısını yaptı konunun. Aslında bence arttırmadı. Ama bir yandan Fenerbahçe'nin futbol aklının kalitesi ve IQ'su çok arttı. Yani bu sebeple şu anda yapılacak tek şey var aslında. O kadar eleştirdiğimiz Pereira'nın enteresan da bir mirası var. Bak dikkat edin, Crespo, Ferdi'nin sol bekliği. Evet. Osayi kim? Osayi, Kim Min-jae. Ya çok özür dilerim ama yani gene aynı şeyi söylerim. Birisi bana dese ki dediler, Fenerbahçe Güney Kore'den stoper alıyormuş. Güney Kore'den stoper herhalde aklımda. Hani en son stoper alacağım yer derim. Bakın adama. Anlatabildim mi? Crespo. Yani Crespo adını duymadık. Yani bir arada bir göründü falan, Atletico falan bilmem. Yani falan olmaz ki bu falan dedik. Crespo da iyi iş çıkardı. Şimdi şöyle, Crespo ile Kim Min-jae'nin yarattığı etkiyi yaratması lazım. Buruma çünkü bak, hadi Lincoln'u geçtim. Lincoln'u izleyen izliyor zaten. Santa Clara'yı izliyor. Ben Hikmet Hoca ile de bir görüştüm Lincoln hakkında. Çok gençti bana geldiğinde Serkan dedi. Yani çok gençti dedi ama büyük potansiyeldi dedi. Sonrasında da dedi irtibatımız da kesilmedi kendisiyle dedi. Anlattı, çok kreatif yönleri olabileceğini, süreklilik taşıyan performans için çok genç olduğu bir dönemde geldiğini vurguladı. Hani o günden bugüne kaç yıl geçti? 5 yıl falan geçti. Geçmiştir. Yani arada, yani o günkü Lincoln ile bugünkü Lincoln çok farklı dedi ama ben ona çok inanarak yatırım yapmıştım dedi. Takip ediyordum dedi. Nasıl bir etki yaratacak? Ona bakmak lazım. Yani şu anda öyle ya da böyle, ön yargılı olsanız da olmasanız da, Lucescu bile gelse, ben kendisine çok ön yargılıyım. İyi bir hoca olduğunu, başarılı bir hoca olduğunu kabul ediyorum. Ama kendisinin kafasının çalışma şekliyle problemim var benim. Ve bizim ülkemizin futboluna ve bizim ülkemize bakış şekliyle. Yani aslında biraz kişisel problemim var. Yani aslında hiçbir şey yaşamadık adamla da. Yani frekansım tutmuyor. Onun düşündüğü gibi düşünen insanların Türk futboluna bir şey katmadığını düşünüyorum ben. Zararlı bir adam değil, çok da faydalı. Hatta bir kulüp takımı için süper olurdu ama milli takımın tercih etmesine çok şaşırmıştım. Yani çok iyi tanıdığım Lucescu bile olsa, bakın ona şunu söyleyeceğim ki bizim işimizi eleştirmek, yani eleştirdik diye kimse bizi taşlamıyor yani. Zaten onun için buradayız. Yani ona da zaman tanımak lazım. Bir insan Jesus olsa bile zaman tanımak lazım. Jesus olsa bile, ironik oldu. Bir insan Del Bosque ise bile ona zaman tanımak lazım. Şimdi bu adam önden tüm ekibiyle beraber maçlara baktı. Oyuncuları analiz etti. Fenerbahçe'yi tanıdı. Fenerbahçe kendisine anlatıldı. Fenerbahçe ile yaptığı görüşmelerinde ülkesinin cumhurbaşkanı falan oldu. Yani hani adam bayağı konsantre geldi ve gelirken de bir kafasında bir şeyle geldi. Nasıl diyeyim? Planla geldi. Şimdi bu planın kalitesi arttı. Futbol aklı dedi Burak. O futbol aklının IQ'su çok arttı. Yani şu anda yapılacak tek şey Jesus'a güvenmek Fenerbahçeliler için. İlk 11 kalitesinin düştüğünü düşünüyor ya seyircimiz. Kendisine katılıyorum. Fenerbahçe'de kimler kimler oynadı? Yani artmadı diyor. Fenerbahçe'de aynı anda. Yani Van Hooydonk'la Alex oynadı. Tabii canım, tüm zamanların en iyi Fenerbahçe kadrosu falan diyemem. Ama mesela bir zamanlar, çok da uzak değil, ülkenin en önemli orta sahası İrfan Can, dünyanın en önemli orta sahalarından Mesut Özil de Fenerbahçe'deydi. Bunu da hatırlatırım. Ben Mesut Özil olayında genelle aynı düşünmüyorum. Ben Mesut Özil'in geçen sezona çok hırslı, istekli, coşkulu başladığı kanaatindeyim. Ona hiç ait olmayan bir teknik, yani teknik altyapısına güvendiğim teknik adamların yorumları üzerine bu ukalalığı yapıyorum. Onun hiç oynatılmaması gereken bir dizilişte ve taktikte oynatılmak durumunda bırakıldığına inanıyorum. Sonrasında da itibarsızlaştırıldığına ve sonrasında da mobbinge uğradığını düşünüyorum Pereira döneminde. Ve kendisinde de bir travma oluştu. Artık ne Mesut'un Fenerbahçe'ye ne Fenerbahçe'nin Mesut'a bir faydası da dokunamaz hale geldi. Olmaz artık diyor Olmaz Serkan artık. Korkmaz. Buradan, Jesus bak olur. Nasıl olur biliyor musun? Jesus şöyle yapar. Başkan, ben bu adamı kullanmak istiyorum der. Buna inanırsa ama geldi. Ama daha demedi. İlk gün ayağının tozuyla kulübün kararı neyse ben de onu uygulayacağım dedi. Başıma evet. İş almayacağım dedi yani.
O şimdi izleyicimiz de sormuş bu orta saha ile ilgili soru olarak sormuş ama aslında bir yorum yapmış. 3 aydır Fenerbahçe'yi izliyorum diyen Cesus Serkan Korkmaz da zaten o izlemeden gözlemden bahsetti. Orta sahanın kalabalık olacağını bilmiyor muydu? Demek ki orada bir eksiklik hissetmiş. Şimdi yapılan transferleri kastederek söylüyor aslında bunu. Demek ki orada bir problem olduğunu hissetmiş ki yeni isimler, takviyeler yapılıyor. Acaba kimler oynamayacak, kimler denklemden çıkacak, çıkabilir? Bir de şöyle deneyimli hocalarda şu vardır. Belli yaşın üstündeki oyuncular hocalar kendi bildiği oyuncuyu ister. Şimdi tamam İrfan Can o mevkide oynayabilir. Mert Hakan oynadı gibi zaten oralarda. Evet. Tam 10 numara değil ama Mert Hakan oynar orada. Arda'mız var değil mi? 3 tane burada ilk aklıma gelen 3 kişi var. Tam Mesut'la yolları ayırdınız. Ama şimdi özellikle İrfan'la Lincoln benzer oyuncular. Tarz olarak. Şimdi bakmayın İrfan bu sezon sağ kenarda. İrfan sağ kenar falan değil. Değil canım. Abdülkadir Ömür'ün sağ kenar oynadığı gibi yani. Çocuk yani zorla sağ kenar oynatıldı. Merkeze aldık, milli takıma geri döndü. Ya tamam futbolun gerçekten şimdi sahanın içerisine girdiğinizde futbolun çok matematiği var ama bazı şeyler de anlaşılmayacak kadar değil. Yani bazı şeyler çok net anlaşılıyor. Aynı şekilde ama şu olabilir. Şimdi izlemiş ya belki de ikinci devrede yani. Şimdi 3 ay deniyor ya. Yardımcılarına eminim ki ikinci devre oynanan tüm maçları izletmiştir hoca. 90 dakika. Tabii tabii. Bütün yardımcıları izlediler. %100. Dolayısıyla İrfan Can'ın biraz gitgelleri var ya. Yani bir de en iyi performansıyla bu sözü hep söylüyorum. En alt performansı arasında makas açık olan oyunculardan bu tip hocalar korkarlar. İrfan'ın biraz makası açık. Aynı zamanda şunu söyleyeyim. Arda'yı geri bırakıyorum. Türkiye'nin Hakan Çağlanoğlu'yla birlikte en yetenekli oyuncusudur İrfan Can. Bence de %100 katılıyorum hocama. Teknik olarak öyle. Emre Hoca da en beğendiği oyuncunun Türkiye'de İrfan Can olduğunu söylemişti. Ben Hakan'ın da üstüne koyuyorum kendimce. Bence de. Bence de. Ona ben de katılıyorum %100. İrfan bu manada baktığınızda ama bu gitgellerinden korkmuş olabilir hoca. Çünkü neden? Ya birlikte izlesek, üçümüz izlesek, İrfan Can'ın o gitgelli performansını hoca olmanıza gerek yok. Hemen görürsünüz ve zaten görüyorsunuz. Ama Jorge Jesus bu şeyde, bu sezon, hani o sezon bu sezon şey var ya çok klişe. Hakikaten Fenerbahçe için o sezonun bu sezon olması lazım. Onun için Jesus getirildi. Ciddi bir meblağıyla geldi hoca. Hocanın da şöyle bir şeyi var. Şimdi El Hilal'e gitti Suudi Arabistan'a şampiyonlamadı biliyorsunuz. Şimdi Türkiye'ye kupa aldı. Evet, Türkiye'ye geldi. Türkiye'de de şampiyon olamazsa hocanın eksi Portekiz milli takımı bilemedim Brezilya milli takımı olur. Eksi hanesine yazılacak. Dolayısıyla hocanın burada şampiyon olmama lüksü yok. Oradaki İrfan'dan dolayı bir soru işareti olmuş olabilir ki Lincoln gelmiştir. Bu bir. İkincisi de şimdi Lincoln bence İrfan'dan daha yetenekli bir oyuncu değil. Ama şimdi size bir soru sorayım ben. İrfan'ı zorlayacak bir Mesut'u çıkaralım. İrfan'ı zorlayacak biri var mıydı Fenerbahçe'de? Formasını tehdit etti. Bravo. Forma rekabeti için yapılan bak şimdi transferler. Biraz daha aklıma yattı bu iş. Yani bir de şöyle bakmak lazım. Lincoln, Jesus ilişkisine. Diyelim Milan'a Emre Berezoğlu ile Fatih Terim beraber gitti. Şimdi o başka bir şey. Birinin Milan'da birinin Inter'de olması farklı bir şey. Ondan sonra hani İtalyan ağır abilerin kulisiyle Ancelotti'nin gölgesinde çalışırken Fatih Terim zorlandı tabii. Şimdi nasılsa gelecek olan Galatasaray Teknik Direktörü'nün onun gölgesinde zorlanacağı gibi. Yani bunlar futbolun gerçekleri. Evet, hayatın da gerçekleri bir yandan. Evet. Yani şunu söylemek lazım. Lincoln ve Jesus, X teknik adam ve Jesus'tan çok farklı bir performans vaat edebilir. Kesinlikle.